Hoş geldin, ben Mehmet Üzüm. Bu videoda cep telefonundan fotoğraf çekim ipuçları üzerine konuşacağız ve böylece fotoğraflarınızın kalitesini çok daha iyi hale getirebilecek ipuçlarına da ulaşmış olacaksınız. Fotoğraf çekeceğimiz zaman genelde ne yaparız? Telefonu çıkarırız. Örneğin ben şurada bitki var, bitkiyi çekmek istiyorum. Bunun için şöyle tutuyorum ve bastığımız zaman çekiyoruz. Mükemmel. Fakat bir taktik var ki görüntü kalitesini inanılmaz derecede değiştirecek bir şey. Çünkü perspektif ve bakış açısını değiştiriyoruz. O da telefonumuzu bu şekilde tutmak yerine şu şekilde tutarak fotoğraf çekersek daha aşağıdan ve daha güçlü kadrajlar yakalayabiliriz. Özellikle yere yakın olduğunuz alanlarda mükemmel güçlü etkiler yakalayabilirsiniz. Şimdi çok basit bir örnek. Bir de bu şekilde çekiyorum. Şöyle biraz uzaklaşalım. Zaten otomatik olarak kadrajı düzeltecektir. Şimdi fotoğrafın ilk haline bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bir de sonraki haline bakalım. Çok daha etkili oldu. Bir de bunu basit bir objede şu anda çek. Bunu farklı fotoğraflarda mutlaka uygulayın. Çok güzel fotoğraf etkileri alabilirsiniz. Örneğin bir kişi yürürken karşıdan çekmek yerine eğilin, yere iyice yaklaştırın. Yerdeki detaylar da gözükecektir ve bu da mükemmel kadraja ulaşmanızı sağlayacak inanılmaz derecede pratik yöntemlerden birisi. Bir sonraki maddemiz ise en etkili ve aynı zamanda en pratiği. Daha önce birkaç videomda da bahsetmiştim. Fakat öncelikle gözlük de bu arada bayağı bir kirlenmiş. Soru sormak istiyorum ve konuyla inanılmaz derecede bağlantılı. Gözlük kullanıyor musun? Numaralı olmasına gerek yok. Güneş gözlüğü kullanıyor musun? Gözlüğün kirlendiği zaman etraf ne kadar bulanıklaşıyor ve temizledikten sonra takınca bir anda 4K, 8K görüntüye geçiş yapıyorsun. Bunu biliyorum. İşte cep telefonlarımız da öyle ve lenslerimiz bizim çok çabuk kirleniyor ve bu da görüntü kalitesini inanılmaz derecede etkiliyor. Bu yüzden de lenslerimizi düzenli bir şekilde temizlememiz görüntü kalitesinin çok daha yukarıya çıkmasını sağlayacaktır. Çok daha keskin ve net görüntülere ulaşacaksın. Bir sonraki ipucum ise uygulamalı olacak tekrardan. Mesela bir fotoğraf çekeceğiz. Cep telefonumuzdan diyelim ki kendimize. Bunun farklı örneğini de göstereceğim. Ve kendimizi çekmek için genelde ne yaparız? Örneğin şöyle tutuyorum ve tuttuktan sonra aşağıdan çekiyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde fotoğrafımızı çektik. Şimdi pek çok kişi bu yöntemle fotoğraf çekiyor. Yani telefonu tutup ardından fotoğrafı çekiyor. Çoğunlukla bu düzgün gibi gözükse de aslında kaliteli fotoğraf çekmemizi engelleyen bir şey. Neden? Çünkü telefonlarımızın yapay zekası pozlamayı ve bütün fotoğrafı dengeli hale getirmeye çalışıyor. Bu kulağa iyi bir şey gibi gelse de estetik açıdan istediğimiz bir şey değil. Çünkü bütün detaylar her şey gözüküyor. Bunun yerine kontrastın olması fotoğrafınızı daha iyi hale getirecektir. Hatta kontrast fotoğrafı başarılı yapan unsurlardan birisidir. Daha dramatik ve daha sinematik bir görüntü ve selfie istiyorsak hatta fotoğraf bu durumda yapmamız gereken şey oldukça basit. Şöyle ki kadrajımı yine aynı yere kuruyorum. Şöyle yapalım. Ardından dikkat edin ekrana bir kere tıklıyorum. Ve sonra hafif bir şekilde pozlamayı aşağıya çekiyorum. İstediğim etkiyi aldım ve ardından biraz sola bakarak çekiyorum. Bakmıyormuş gibi çek oldu. Hatta belki daha da sinematik olması için şöyle de yapabilirim. Mesela şöyle çevireyim. Dikkat edin. Şimdi bir şu fotoğrafa bakalım. Bir de çekmiş olduğum şu iki fotoğrafa bakalım. Gördüğünüz gibi çok daha sinematik, kontrastın olduğu bir fotoğraf elde etmiş olduk. Devamlı bu fotoğrafı düzenlediğimiz zaman basit bir filtre ile bile hatta belki iPhone'un kendi içerisindeki filtrelerden bile kullanabiliriz. Dikkat edin. Şöyle bir şey yapalım. Ve gördüğünüz gibi tek bir tıkla fotoğraf neredeyse mükemmel hale geldi. Sadece bunun portre üzerinde düşünmeyin. Daha önce birkaç videomda da söylemiştim. Örneğin bir manzara fotoğrafı çekerken de bu yöntemi kullanırsanız daha kaliteli manzara fotoğrafları ya da gün batımı fotoğraflarına ulaşabilirsiniz. Yine örnekle beraber ilerleyelim. Diyelim ki bir fotoğraf çekeceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? Alıyoruz tekrardan fotoğrafımızı çekiyoruz. Fakat burada bir eksik var. Dikkatli gözler bu eksiği fark etmiştir. Bu da nedir? Referans çizgileri. iPhone üzerinde konuşacağım fakat aslında bütün telefonlarda bu geçerli. Kamera ayarlarına girdiğiniz zaman burada ızgara karşımıza çıkacak ve ızgarayı açtığımız zaman dikkat edin
artık bir referans çizgisi karşımıza çıktı ve böylece kompozisyon kurma konusunda bana inanılmaz derecede fayda sağlayacak. Standart gelen ızgarada görmüş olduğunuz gibi üçler kuralına uygun bir şekilde karşımıza çıkıyor ve burada kadrajımızı 9 eşit parçaya bölüyoruz. Ve dikkat edin, kesişim noktalarımız var ve bu kesişim noktalarına konumuzu konumlandırarak daha güçlü fotoğraflar sağlayabiliriz. Ki bir kişinin fotoğrafını çekiyoruz. Burada bakış yönü ve hareket yönü önemli. Mesela ben şu an sola bakıyorum. Eğer ki sola bakıyorsam boşluk kadrajımda sol tarafta olmalı. Mesela ben buraya bakarken şu şekilde kadrajı kaplıyorsam burada bir hata vardır. Doğal olarak da bizim örneğin hareketimiz bir modeli çekiyorsak sola doğru gidiyorsa en çok boşluk solda olmalı ve modelimizde diğer tarafa konumlandırmalıyız. İşte bu şekilde daha doğru kompozisyonlar kurmuş olacağız. Şimdi şöyle bir ipucu daha vermek istiyorum. Özellikle bu tarz bir fotoğraf çekerken referans çizgilerini dikkat edin. Kendimi tam ortaya konumlandırmak yerine tam gözüme denk gelecek şekilde yaparsam, ayarlarsam şöyle çizgiyi daha doğru bir kompozisyon kurmuş olurum. İşte şu şekilde. Bu arada aramızda kalsın ama şundan da bahsetmek istiyorum. Özellikle selfie çekerken kendinizi şöyle tepeden çekmeyin. Bunu asla yapmayın. Bunun yerine tam karşıdan alın. Hatta bazen bir tık aşağıdan da alabilirsiniz. Neden diyecek olursanız arka planın gücünü kaybetmenize neden olacak ve aynı zamanda dikkat edin siz de daha farklı bir açıdan ve tepeden gözükeceğiniz için çok da güzel olmayan bir etki yakalayacaksınız. Aynı zamanda ızgaranın şöyle bir avantajı da var. Özellikle bir deniz gibi ufuk çizgisinin düz olduğu alanlarda telefonu eğik tuttuğumuzu genelde fark etmiyor olabiliyoruz. Bunu anlamamıza yarıyor. Bu alttaki çizgiyi tam örneğin suyun düz olduğu alana denk getirerek daha doğru bir kompozisyon kurabiliriz. Bu da fotoğrafımızın daha güzel, daha dengeli gözükmesini sağlayacaktır. Şimdi şundan da bahsetmek istiyorum. Dışarıya bakıp çevremde fotoğraf çeken kişileri gördüğüm zaman özellikle cep telefonunda güzel bir sahne gördüğü zaman çıkarıyor, çekiyor fotoğrafını ve gidiyor. Tamam, bunda bir problem yok gibi gözükebilir. Fakat aslında bununla yetinmemek gerekiyor. Genelde ilk gördüğün sahne herkesin gördüğü açı, herkesin çektiği açı ve en sıradanı. Doğal olarak bizim bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor ve daha aşağıdan, daha yukarıdan, biraz daha sağdan, biraz daha soldan öne bir obje koyabiliriz, arkaya bir obje koyabiliriz, konumu değiştirebiliriz. Bütün bunları denememiz gerek. Bu arada susamıştım. Ama konuyla bağlantılı. Şimdi iki yöntemi birleştireceğim. Dikkat edin, telefonu şu şekilde tutuyorum. Ve suyun olduğu yerden şu şekilde fotoğraf çekiyorum. Şöyle bir bakalım. Bu ilk çekmiş olduğumuz fotoğraf. Bu da sonradan çekmiş olduğumuz fotoğraf. Lensimizin önüne sadece bir şişeyi koyduğumuz zaman bile etki ne kadar değişiyor. Şimdi bu farklı açıları kullanmadan basit bir şekilde öne obje koyarak yaptığımız bir şey. Hatta biraz daha işi çoğaltalım. Hatta değiştirelim. Diyelim ki şöyle bir çakımız var. Görmüş olduğunuz gibi düz bir fotoğrafa göre yansımayla beraber çok farklı etkiler alabilirsiniz. Hatta şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi oldukça farklı etkiler elde etmiş olduk. Bunu tabii ki sadece bir bitkide yaptım. Bunu bir portrede de yapabiliriz. Neden olmasın? Hatta şöyle bir deneyelim mi? Dikkat edin, şu anda portrede de mesela oldukça farklı etkiler elde edebilirsiniz. Yansımaları görüyorsunuz. Öne koyacağınız objeye göre etkiler de bambaşka olacaktır. Ve bu şekilde de gördüğünüz gibi farklı etkiler elde edebilirsiniz. Olayın özetinde farklı açılardan çekim yapın ve aynı zamanda ise ön arka ilişkisi ve lensinizin önüne farklı objeler koyarak özellikle yansıtıcı objeler koyarsanız çok farklı güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Burada deneysel takılmak işin kilit noktası. Bu videonun ikinci bölümünü yapmayı planlıyorum. Bunun için sizden tek ricam var. Eğer ki gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeniz ve güzel bir yorum yazmanız, destek olmanız. Böylece ikinci video konusunda da bir motivasyon sağlamış olursunuz. Geri dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Eğer ki daha üst aşamada kendini geliştirmek istersen yıllardır üzerinde çalışmış olduğum ve İnanılmaz derecede kapsamlı olan
33 saatin üzerinde bir eğitim seti var. Udemy üzerinden yayınlamış olduğum mobil fotoğrafçılık üzerine mükemmel ipuçları olsun, kompozisyon bölümü üzerine sadece 2 saatin üzerinde dersler mevcut. Yüksek kaliteli örnekli dersler var. Tabii ki çok daha fazlası. Eğer ki bilgi almak istersen videonun açıklamasında link mevcut. Gerçekten kendini geliştirmek isteyenlere faydalı olduğundan emin olduğum için paylaşıyorum. Şöyle bir güzel yanı da var bu eğitimin. Aslında eğitimde bir topluluk oluşturuyoruz ve bu topluluğun parçası olmak da bence çok değerli. İşte birbirimizle sohbet ediyoruz. Mesela doğrudan bana mesaj atabiliyorsunuz. Her sabah bütün bu soruları cevaplıyorum ve bundan da inanılmaz derecede mutlu oluyorum. Doğal olarak da bunun bilgisini de vereyim istedim. Eğer ki sorularınız olursa da hepsini cevaplamaya çalışırım. Mobil fotoğrafçılıktaki bir sonraki tavsiyem ise bunu daha önce bir videomda da bahsetmiştim. RAW formatına yani ham formatta fotoğraf çekmek. Ayarlara girip kamera ayarlarına girdiğin zaman orada biçimler içerisinde göreceksin. Eğer ki Android kullanıyorsan da kamera ayarlarına girdiğin zaman orada da olacaktır. Her markada değişiklik gösterebiliyor. Doğal olarak net bir bilgi veremem şu anda. Görmezsen de bu durumda örneğin Lightroom gibi uygulamaları kullanabilirsin. Mesela şimdi Lightroom uygulamasını size örnekle beraber de göstereyim istiyorum. Lightroom uygulamasını açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi zaten burada fotoğraflarımız mevcut. Fakat alt tarafta ise fotoğraf ve artı işareti var ve onun yanında kamera var. Ve kameraya bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi kamera açılıyor. Ve buradan üst tarafta DNG yazdığını göreceksiniz. Bu da aslında RAW formatı. İsmi DNG olsa da bu isimler değişiklik gösterebiliyor. Fakat ham ve yüksek dinamik aralıktaki bir format. Doğal olarak da bu formatta fotoğraf çekmeniz daha yüksek verili bir fotoğrafa ulaşmanız anlamına geliyor. Ve bu da düzenleme aşamasında dediğim gibi mükemmel bir esneklik sağlayacaktır. Hatta şöyle bir ipucundan da bahsetmek istiyorum. Burada dikkat edin, yüksek dinamik aralık seçeneği var. Bunu aktifleştirebilirsiniz ya da buradan profesyonele girerseniz de çok daha detaylı ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Mesela benim sevdiğim özelliklerden birisi, dikkat edin, burada odak alanı seçme özelliği var. Nereye netlediyseniz o bölgeyi gördüğünüz gibi yeşil olarak gösteriyor. Bu da manuel çekim yaparken fayda sağlayacaktır. Lightroom'da bu taktiği kullanabilirsiniz. Olayın özetinde ise buradaki DNG yani DNG formatı bizim için çok önemli. Öyleyse umarım ki video faydalı olmuştur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.